Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Bugün sizlere K2 vitamininden bahsetmek istiyorum. Tüm D vitaminlerinde biz neden K2 vitamini kullanıyoruz? K2 vitamini kullanırsak pıhtılaşmayı tetikleyebilir miyiz? K2 vitamini olmazsa D vitamini etkisiz mi? Gelin bu soruların cevabına hep birlikte bakalım. K2 vitamini nedir? Yağ deriyen vitaminlerden olan K vitamininin bir alt türüdür. K1, K2, K3 gibi K vitamininin farklı alt formları var. Örneğin burada pıhtılaşmada görevli olan formu K1 formu iken özellikle kalsiyum metabolizmasında ve kemik sağlığında kardiyovasküler sağlıkta görevli olan formu ise K2 vitaminidir. Menakinon olarak da isimlendirilen K2 vitamininin de 14 tane alt formu daha vardır. Yani MK1, MK2, MK4, MK7 gibi 14 tane de alt çeşidi vardır. Bunların her biri farklı biyo yararlanıma sahip. Bazıları insan vücuduna sentezlenebilirken bazılarını da sadece dışarıdan alabiliyoruz. Özellikle bağırsağımızdaki bakterilerin fermentasyon yapmasıyla K2 vitamini sentezlenebiliyor. Bu nedenle bağırsak sağlığınız bozuksa, mikrobiyotanız bozuksa, antibiyotik kullanımı, alkol kullanımı, şekerli gıdalardan zengin beslenme, antidepresan kullanımı gibi bağırsak florasına zarar veren faktörler söz konusuysa K2 vitamini sentezinizde etkilenebilir. K2 vitamininin besinsel kaynakları nelerdir diye bakacak olursak özellikle fermente gıdalar burada öne çıkıyor. Aslında Japonların bol miktarda tükettiği natto isminde bir yemek var. Soya fasulyelerinin fermente edilmesiyle oluşan bir besin. Yapılan çalışmalarda Japonya'nın kendi içerisinde bile bu natto tüketimi ne kadar fazlaysa kemik kırığı ve osteoporoz riskinin o kadar azaldığı gösterilmiş. Neden? Çünkü natto dünyadaki en zengin K2 vitamini kaynaklarından bir tanesi. Ancak tabii ki de hem bizim kültürümüze uygun değil hem de kötü kokulu bir besin. Ama onun yanında kefir, turşu gibi fermente gıdalarda da K2 vitamini içerebiliyor. Onun yanında hayvansal kaynakları olan karaciğer, yumurta sarısı, tavuk ciğeri, tavuk eti, tereyağı gibi besinlerde de K2 vitamini bulunabiliyor. Yine özellikle bazı fermentasyon oranı yüksek peynir türlerinde de guda peyniri gibi peynirlerde de K2 vitamini bulunabiliyor. Tabi biz K2 vitaminini takviye olarak da kullanabiliyoruz. Siz en çok K2 vitaminini nereden biliyorsunuz? D3 K2 vitaminleri genelde kombine olarak bulunuyor. K2 vitamini D vitamininin emilmesini artırır gibi yanlış bir bilgi de var aslında. Aslında D vitamini K2 vitamini iki ayrı başlı başına görevleri olan bir vitamin. D vitamininin emilmesi için K2'ye ihtiyaç yoktur. D vitamini ayrı kullandığınızda da emilir. Zaten yağ eriyen bir vitamindir ve zeytinyağı da içeren bir damla kullandığınızda zaten emilim problemi yoktur. D vitamini emildikten sonra ne yapar? D vitamini vücutta kalsiyumun tutulmasını sağlar. Hem sizin böbreklerden kalsiyum atılımınızı engeller, hem sizin böbreklerden kalsiyum atılımını azaltır. Yani der ki bu vücudun kalsiyuma ihtiyacı var. Kalsiyum tut. Hem de bağırsaklardan, yedikleriniz, içtiklerinizden kalsiyumun emilimini artırır. Bu sayede vücutta kalsiyum tutulmuş olur. İşte bu kalsiyumun kemiklere işlenmesini sağlayan vitamin ise K2 vitaminidir. İşte K2 vitamini D vitamini sayesinde emilen kalsiyumun kemiklere işlenmesini sağlar ve yumuşak doku duvarında birikmesini engeller. Burada vücutta iki tane protein var. Matrix GLA protein ve osteokalsin. Bu isimler teknik gelebilir. Çok önemli değil ama bunlar ne yapıyor? Matrix GLA protein kalsiyumun damar duvarında birikmesini engeller. Yumuşak dokuda birikmesini engeller ve kemiklere gönderir. Osteokalsin dediğimiz protein de o kalsiyumu alır. Kemiklere işlenmesini sağlar. İşte bu iki protein de K2 vitamini bağımlıdır. Vücutta K2 vitamini olmadığı takdirde yani bağırsaklarımızdan sentezlenemiyorsa ve dışarıdan takviye olarak da almıyorsak istediğiniz kadar D vitamini kullanın. D vitamini düzeyiniz ideal değerlerde olsun. O emilen kalsiyum damar duvarında birikerek damar sertliği yaratabilir. Böbreklerde birikerek böbrek taşına sebep olabilir. Ve en önemlisi siz D vitamini kullanıp kemik sağlığınızı desteklediğinizi sanıyorken osteoporozunuz ilerleyebilir. Kemik erimeniz daha da derinleşebilir. Günümüzde atlanan en önemli konulardan bir tanesi mesela menopoza giren kadınlar efer ve sen kalsiyum ilaçlar veya takviyeler kullanıyorlar, bir miktar D vitamini kullanıyorlar. Ama asıl önemli olan K2 vitaminini çoğu zaman ihmal edebiliyoruz. Aslında bizim kalsiyumu besinlerden alabilmekle ilgili çok bir problemimiz yok. Örneğin tahinde kalsiyum var, yoğurt yediğinizde kalsiyum var, kuru kayısıda, bademde, diğer birçok besinde kalsiyum var zaten. Önemli olan sen D vitamini sayesinde bu kalsiyumu emebiliyor musun, vücutta tutabiliyor musun, K2 vitamini vitamini sayesinde de bu kalsiyumu kemiklere işleyebiliyor musun? İşleyemediğin sürece kalsiyum havuzunda yüzseniz de bir anlamı yok. O nedenle K2 vitamini kullanımı ekstra önemli. Yapılan çalışmalarda bize bunu kanıtlıyor. Örneğin 33-63 yaş arasındaki 72 bin kadın 10 yıl boyunca takip edilmiş ve 109 mikrogram K2 vitamini kullanmışlar. Sonuç olarak K2 vitamini kullanan kadınlarda kalça kırığı riski %30 daha az saptanmış. Yine başka bir çalışmada ergenlik döneminde de 45 mikrogram K2 vitamini kullanıldığında kemik mineralizasyonunun arttığı gösterilmiş. Yine damar sağlığı üzerinde yapılan çalışmalar da var. Örneğin 180 ve 360 mikrogram MK7 formda K2 vitamini kullanılarak yapılan bir çalışmada işte o damar duvarında kalsiyum birikmesini engelleyen protein vardı ya Matrix GLA protein demiştik. Bunun aktivitesinin %31 ila %46 oranında arttığı yani damarlarda kalsiyum birikiminin engellendiği gösterilmiştir. Mesela sizde varis de varsa eğer K2 vitamini kullanmıyorsanız kalsiyum o varis duvarında çökecektir ve varislerin daha kalıcı, daha sert bir yapıya bürünmesine neden olacaktır. Kalp damar sağlığı içinde damar sertliğine giden sürecin engellenmesinde de K2 vitamini oldukça önemli. Peki K2 vitaminini takviye olarak kullanırken nelere dikkat edeceğiz? 1- MK7 formda olması. K2 vitamininin biyo yararlanımı daha yüksek ve vücutta stabil ve kararlı olarak kalabilen alt formudur MK7 formu. 2- Klinik çalışmalarda 360-400 mikrogramla kadar güvenli olduğu gösterilmiştir. Ben D vitaminini düzenli olarak kullanan birinin hayatında 100-150 mikrogram K2 vitamini olmasını hep tavsiye etmekteyim. Kullandığımız damlalarda genelde her 1000 ünite D3 vitaminine karşılık 10-15 mikrogram K2 vitamini olabilmekte. Evet belki D vitamini eksikliği varsa yükseltme döneminde biz 10 damla 10 damla kullanırken 100-150 mikrogram K2 vitamini alabiliyoruz belki ama idame dönemine geçtiğimizde yani hayatımızda hayatımızda sürekli 3-4 damla D vitamini kullandığımız dönemde K2 vitamini eksik kalabiliyor. Örneğin bir damlada 10 mikrogram K2 varsa siz de her gün 3-4 damla D vitamini alıyorsanız 40 mikrogram K2 almış oluyorsunuz aslında. Yani düşük kalabiliyor. O nedenle ekstra K2 vitaminini destekleyecek kullandığınız bir multivitamin de olabilir veya ayrıca takviye olarak alınabilir. 100-150 mikrograma ulaşacak şekilde K2 vitamini kullanmanızda fayda var. Veya kullandığınız damlada K2 vitamin dozu yüksekse örneğin 10 mikrogram yerine 15 mikrogram K2 varsa bir damlasında 5 damla o damlayı kullandığınızda ne olur? 75 mikrogram K2 vitamini 5000 ünitede D vitamini almış olursunuz. Yine en azından yani 40'larda kalmaktansa 75 mikrogram alıyor olmak daha iyi bir seçenek olacaktır. Tabi K2 vitamin vitamini seçerken bir de mikro olmasına dikkat etmekte fayda var. K2 vitamininin stabilitesiyle ilgili de bazı problemler gözlenebiliyor. Yani eczane rafında dururken damlanın içerisindeki K2 vitamini bozulabiliyor ve aktivitesi azalabiliyor. Mikro teknolojisi ne sağlıyor? Raf ömrünün sonuna kadar etikette yazan K2 vitamini değerinin korunmasını sağlıyor. Buna da dikkat etmekte fayda var. Genelde K2 vitamini deyince akla ilk gelen konulardan biri ben Kan sulandırıcı kullanıyorum. Herhangi bir problem yaratır mı? Veya damarlarımda pıhtılaşma riski var. K2 vitamini herhangi bir problem yaratır mı? Aslında pıhtılaşmada görevli olan K vitamini alt formu K1 formu. K2 vitamini dediğim gibi sadece matrix GLA protein ve osteokalsin üzerinde etkili. K2 vitamini pıhtılaşmaya sebep olan trombosit hücrelerimiz üzerinde etkili değil. Yani K2 vitamini sen sarı şapkalıları aktifle diyorsun ama pıhtılaşmada görevli proteinler kırmızı şapkalı olan proteinler. Dolayısıyla kan sulandırıcı kullananlar veya pıhtılaşma ile ilgili korkusu olanlar güvenle kullanabilir. Sadece pıhtılaşma düzeylerini takip ettiğimiz ileri derece kan sulandırıcı kullananlar bypass ameliyatı geçirmiş olabilirsiniz vesaire. PTZ, INR değerlerini takip ettirirler. Pıhtılaşma parametreleridir. Moleküler benzerlikten kaynaklı %10 etkileyebilme potansiyeline sahip olduğu gösterilmiş. Yani örneğin iğnere değeri 1.1 ise 1 veya 1.2 gibi oynamasına sebep olabilir. Bu da kullanılan ilacın dozunun ayarlanmasıyla tekrar düzelebilir. O nedenle %99 K2 vitamini kullanımı güvenlidir. Hatta küçük yaşlardan itibaren de K2 vitamininin kemik sağlığı üzerindeki etkisini gösteren çalışmalar mevcut. Ergenlik döneminde de K2 K2 vitamini kesinlikle hayata dahil edilmesi gerekiyor. Kemik sağlığı ve kemik gelişiminin düzgün bir şekilde olabilmesi için. D vitamini ve K2 vitamini ilişkisini hem daha önceki D vitamini videolarımda hem de akılcı ve bilimsel takviye rehberi isimli kitabımda detaylı bir şekilde anlatmıştım. O kaynaklardan da istifade edebilirsiniz. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.